İpsator. Hangisi Melat? Ben göremedim. Bu Melat. Melat. Bu kaba. Arkasında büyük sünger işi. İpsator. Fil kulağı. Evet. Fil kulağı. İpsator. Kabadan başka bir şey deniliyor muydu buna? Başka adı var mıydı? Guli de var. Guli de yuvarlak da o anladın mı? Guli. Guli. Guli derler. Yunancadan mı geliyor? Yok. Artık Yunanistan'dan mı geldi? Kim geldi? Yani yuvarlanı yuvarlanı guli diyorlar. Bir yer yuvarlanı. Kendi akıntıdan yuvarlanıyor. Ya. Kopuyor. Bir şeyler, trollar geçiyor. Koparıyorlar. Yani görmüyorsun ki onlar da o süngerleri atmıyorlar. Bakalım İpsator'u da görelim altta. Ha bağlı bu. Bağlamış hani. Bağlı şey gibi, ayçiçeği gibi olmuş. Süngerin gazetesi birinci kalite bu. İpsator, fil kulağı. Onun üstüne yok. Niye onunki birinci kalite? Şimdi benim şöyle süngerini şey olarak yani kalite olarak bunlar fabrika bacalarını silmeye, fabrikaların bacasını yukarıdan bağlıyorlar, salıyorlar. Diyor, temizliyor, çok güzel temizliyorsun yani. Fabrika bacalarını yukarıdan sarkıtıyorlar öyle mi? Evet, yukarıdan bağlıyorlar, yukarı bacadan aşağı salıyorlar. O devasa bacadan temize geliyor aşağıya. Bunların üçü ayrı ayrı kalitede mi? Hangisi? Evet. Hangisi? Ne? Ha şimdi birinci kalite bu. İpsator. İpsator. Evet. İkinci kalite Melak. Evet. Üçüncü kaba. Şimdi daha da var başka bir şey. Guli dediğim sünger de yok burada şimdi. O Türk fincanı denilen mi? He? Guli. Guli Melak çıktı. Yolan yuvarına guli diyorlar. Guli diyorlar. Kopuyor da ölmüyor. Ölmediği için yuvarlanıyor vallahi. Kuyu bulsa kuyuya kaçıyor. Hı hı. Hani şeyde bu güvercinlikte içeride öyle kuyu var böyle. O kuyuda kuyu var bir tane. Böyle baktım yuvarlasın gelen dolmuş. Hani orada o şeyde hep yuvarlanmış gelmiş akıntana gelmiş içine kuyuya. Hı. Yuvarlanmış gelmiş. Küçük olsun geç çıkarttım onu. Kuyuda. Kuyuda? Evet. Allah Allah. Küçük var. Peki fil kulağı ne için kullanılıyordu? İpsator? Bir şey diyemem. Herhalde cilada kullanıyorlar. Cilada? Evet. Ne cilası? Bayağı tabaklara cila veren sünger veriyor o şeyi. Ha. Tabii. Onun için. Onu öğrenince kadar 10 tane tavuğum gitti ya bana. Süngeri çıkartıyor. Temizliyor, koyuyor. Çoğalıyor, kurutuyor, satıyor. Ne olduğunu süngerin bilmiyor. Önüne gelen bana soruyor. Arkadaş, adam değil mi ya? En son diyor, sarhoş ettik yavru. Bir arkadaş ne anlıyor? Ha, sarhoş ettiniz. Sarhoş ettik, ondan sonra diyor. Ama benim 10 tane tavuk gitti. Niye 10 tane tavuk gitti? Ya şimdi hadi dedim halimle böyle ısışan hanım gelişe gitti. Düğüme gelişti. Tüccar geldi eve. Süngerlere bakalım bak. Beğendi. Iskartasını çıkarttı. Eğleni koydu çuvala. İyi. Yani, 10 tane tavuk gitti demiştiniz ya. 10 tane tavuk ya. Hanım geldi ne? Bir tane tavuk öldür dedim adama. Dedim bir sıktı. Hepsi palas patladı. Bir sıktı. Ha, saçmayla. Adamı sarhoş edeceğiz diye mi? Ona ziyafet için mi? Çare yok, rakı içerim. Rakı içerim. Derken bir daha. Bir daha da sünger ayırıyor. Hani birinci kalite, ikinci kalite. Ben de beraber rakıya başladım. Peki bu adam kim? Sarhoş ettiğiniz adam? Şimdi onun adını bakıyorum. Yani neci bu adam? Tüccar. Tüccar. Tamam. Tüccar sünger alıp satıyor. Yuranlı. Sen de öğrendin ama süngerin ne işe yaradığını. Ne işe yaradığını.
Yani biz çok kullanmıyorduk süngeri, öyle mi? Daha çok yabancılara hep gidiyordu yani. Türkiye'ye git, satılıyor muydu? Yabancılara süngeri. Türkiye'de gitmez. Ne olacak Türkiye'de gidecek? Bir çoğu götürse zorla kapalı çarşıda zor satıyor. Ama onlar öyle değil, onlar toptan. İstersen varsa adında... Hayır, isim neydi? Birinin adı İsmet Motor, başladığım oldu. Ondan beri. Ondan sonra şey var, Şemer Sabat vardı bir tane daha. Şemer Sabat. Evet. Trendir miydi hepsi? İki motor, bir aynıcı sandal. Yani sandal diyoruz biz ona. Şimdi motorla büyük olunca sandal diyor. Bunları hepsi aynı filonun teknesi miydi? Evet. Yani dalgıç motoru. Yani başka 10-12 kişi falan oluyor içinde. Dalgıç, yani mühendisme dediğimiz dalgıç. Bir de forma var. Tabii. Ondan sonra balık adam var. Ben bunların ilk ya bu menajmeleri öğrendim. Kaç yaşındaydın başladığında Sabri Kaptan? 18. 18 yaşında? 18 yaşında. Bodrum'dan geldim. Tekne aylıkçı olarak gittim 30 lira aylıktan. Bir sefer beni kaldırdılar dediğimde dalınca bir abosun geç kaldım. Birinci seferde. Yani acemi adam nereden çıkarıyor süngeri. Tabii. Mutluyum böyle. Yırtıldım, koparıyorum. Tamam. Öyle yapılmıyor. Niye tırmıklıyordun? İşte deriz o işe sıvadım. Yüzü. Süngerin yüzü. Siyah. Ve sıvadır üstünde. O beyaz. Yırtılım uslu motorunu. Ondan bu şekilde koparır sünger. Yani sünger iyi mi kötü mü, deli mi uslu mu onu anlamak için değil mi? Kötüsünü ben bir sefer de bilen deli çıkamam zaten. O zaman sen önceden biliyordun yani. Biliyorum, şöyle biliyorum. Onlarla ayrıkçılık yaptık ya, ayrıkçılık yapınca deri süngerler koparak geliyorlar. Peki ben neyle de, daldın? Ben de oynuyorum o süngerlerin taşları maçları yaparken, böyle bu deli diyorum. Adam biliyor bana, deliyi nereden biliyorsun diyor bana. Meslek edilmiş sünger olacak. Oradan evveli kurcalılar. Öyle aslında yani sünger dili dediğimde dalgıç oldu. Dalgıç. Ama evet. Formayla mı daldınız o gün? Hayır. Normal, nefesle. Şeyle. Menajmeni. Onun nefes böyle tulum. Tulum elbiseyle. Bildiğimiz bir şey. Balıkalım elbisesi değil yani. Tulum. Diktiriyoruz böyle. Ot bot dalamasın diye. Kucağımıza sünger alıyor. Dediğim gibi ona diyor. Dallar bazı süngerler mesela çiyan yapıyor. Ayaklardan şey var değil mi? Ağırlık mı nasıl var? Ayaklardan yalan ayak. Nerede böyle. Kafanızda şey? O forma. Forma. Bu neydi peki bu daldığınız? Nargile miydi? Mekanizma. Buna mekanizma derler. Bunu da öğrendim. Nasıl bir şeydi? Tarif eder misin bu cihazı? Şimdi maske. Maske. Var ya, şimdi hava nereden geliyor? Havanıza hortumdan. Hortumdan. Motorda roda makinesi deriz. Pompa var. Biri yukarıda daha çeviriyor işte, değil mi? Daha işte yok. O makine çeviriyor. Motor çeviriyor. Motor çeviriyor yani. Tabii bunlar karşılıklı motorda var diye şey, makarayı böyle dönüyor, havayı basıyor. Kaç metreye kadar hortum inebiliyordu? Vallahi o zaman ilke alçak daldım, hani alıştırdım kendimi, ondan sonra 40 metre, metre yok, kulaç. Kulaç, kaç kulaç? Kulaç, o Bulgar artık bu kulaç kaç kulaç olduğunu bilemiyorsun ki. Hortumdan biliyorum. İşaretli hortum. Hortumu düzgün durmaz ki, akıntı var. Ama ne yapayım onu kaldırdım. Yani. Ondan sonra böyle bir şey gittik işte. Şimdi yazık yani. Mühendisliğe alıştık. Fakat soğuk kol yok, işin elbise yok, bir şey yok. Formaya alıştık. Formaya alıştık. O zaman forma da vardı, mekanizma da vardı. Evet. Esas forma çok eski. Neden eski? Su elde şu değişikliği buraydı sanırım. Şu birlikten buralar sanırım. Başka yer görmez. Bura kazanlı. Bir kazanlı değil mi? Forma. Elbise var. İki yer böyle aynı altından bundan bu şekilde. Orada vidalar vardır. 12 tane vidası vardır. Dalmak için iki tane beşer kilo, 10 kilo kurşun önünde şeyde böyle bağlı. Boyuna asılı değil mi? Evet, evet. O kazanlı. Yani onda olur.
forma. Bir de bu kazan şey de var hani güvertede hani elle çevirme. O mekanizma o değil mi? Mekanizma orada öteki de esas mekanizma oran. Onun şeytanın makine, onun şeyler bile çıkarmadı. Yani güvertede elle çevirme var. Yani o devamlı. Avayı kesmiyoruz, devamlı kendi çıkarıyor oraya kaldığı için. Buraya da yani sıkıntı vardı, o şey kazanın içinde. Hı hı. O yandan avayı oradan boşalttırız. Şimdi o çok zor, bir kuruş görürüz. O yüzden oktan, kör oktan göz. Duydum, tanışmadım da. 70 metreye dalıyor, ölüsünü çıkarıyorlar yukarıya. Senin teknede çalışıyorlar oluyor mu hiç? Öyle derin suda çalışıyor. Ben de diyorum ben olmasam çok kişiler ölür. Derine daldırmıyordunuz ama sen teknede. Onu ya. 50-60 metre en ağır su zaten. Ama 70-80 metre dalsan 80 metre daldım diyor. Ben 70'ten fazla daldırmadım hiç. Ha. 70'te o da süngerler gördüm de öyle daldım. Direkt dalmadım. Böyle kenar giderim. Yani sünger nerede var? Etrafında. Tabii bir yerde buldum. O aynı mantar gibi. Karadaki mantar hani avlarsa süngercik de birbirine bağlı. Yani yaptım. Birini komşu buldum. Etrafına bakacaksın. Sünger. Bizim kıyılar haricinde de gidiyor muydunuz Libya'ya, Tunus'a? Ben gitmedim. Siz gitmediniz. Hep bizim kıyılarda mıydınız? Mehmet gitti. Aksona. Peki Yunanlarla beraber avlandığınız oluyor muydu? Veya tayfa, hiç Yunan tayfanız oldu mu ben sizin? Ben bir iki sefer balık verdim. Sünger çıkardığım yerde Kaş'ta. Aha. Biraz parasız aldım, balık dolu. Yunanlı geldi, işaret verdi. Geldi. Dedi, piş. Balığa piş diyor. Sen akşam geleceksin. Ben adada bulunacağım, oraya geleceksin. Olsa ona da şey yapmak yok. Yani yalan yapmak yok. Hı hı. Biz olsa kıydırız, vurduk var ederiz. Ama ne oldu? Onun için devamlı dürüst çalışmak her tarafta iyi. Allah'a çok şükür. Peki şeyi merak ediyorum. Hani Kalymnos buranın merkezi, Yunanların merkezi. Onların sünger teknesi sayısıyla 55-60 dönemlerinde bizim sünger teknesi sayımız nasıldı? Kimin daha fazlaydı? Yunanlarda mı daha fazla tekne vardı, bizde mi? Yunanlara gitmediğim için bir şey diyemem. Ha, gitmediniz. Tabii adalarda yanında çalışıyorlar. Biz gittik, bunlar kaçarsa. Üstüne gidiyor, kaçar. Onlar kaçıyordu siz gelince. Yunanlar kaçar. Neden? Kendi soluna kaçardım. Ha, öyle şey var. Ha ya. Denir meyler gelirler. Biz gittik üzerine. Ya baktık bundan bota geliyorsa biz kaçarız. Yani o yerden... Fırtınada ne oluyordu? Mesela zor duruma düştüğü zaman insanlar birbirine yardım ediyor muydu? Canım halde. Senin motorun yoldudur. Bağlarsın arkadaşı götürürsün. Götürürsün. O da onun motorunu çalıştırır. İşte bu yoluna gelmek o versin. Öyle bir şekilde çalışıyor. Yani 12 beygir motorla. 12 beygir motor. Ondan sonra Scandia. Skandiyana, ona ne o? Bayağı çalıştığım Skandiya motoru, kızma kafa. Evet. O yolludu yani motor. O cevri bir onun motoru. Onu çalıştırdım. Bari 30 bin lira dedi. Sat dedim bana yarısı. Yani satma. Sen elini alırsın bana dedi. Ben param 12, eşim param var. Ben çalışken eve geleyim, ödeyeyim sana parayı. Mecbur kaldım. Mehmet Usta görüyordu böyle konuşurken. Sen işe git, ben sana bir tekne yaparım. Siklet dedi hanımı. Nesin geliyor herhalde. Kaptan, peki 70'lerde galiba bir kooperatif kurulmuş. Süngercilik kooperatifi. Evet. Bilgin var mı onunla ilgili? Yani senin zamanında var mı? Vardı, var. Sarp'ın Kemal Bey vardı onlar. Ömer Ağa yani birkaç kişi kooperatif vardı dediğin gibi ama fakat doğru çalışmadılar. Neydi amaçları? Niye kurdular kooperatifi? Çünkü dedik anarız bizim yatçılık şimdi olan yaptılar şimdi. Kooperatif. Şimdi yerler. Hemen içerim yok.
denize çalışıyor, onu şeker çıkarmıyor. Olur mu? Oldu. Ne yapalım, kabahatın büyüğü de bizde. Çıkarlasın dedim şimdi. Ben duydum onu. Yemle. Sünger karlasın. Sünger, anlayamadım. Karlasın diyorum sünger yani. Yani çıkarmayalım. He. Büyüsün, ufaklar alınmasın, tamam. Ölçüne. Elini doldurursa koparacaksın ama süngeri. İpsator birinci. Melat ikinci. Kaba üçüncü. Süngerler böyle. Bir de ıskarta var. En küçük ıskarta. Aynılar. Bazısı yüzü bozuk. Süngerler bazısı yüzü bozuk olur. Yüzü bozuk ne demek? Sünger eriyor yani. Ha, eriyor. Evet. Peki hatırlıyor musunuz ne kadar fiyatı olduğunu, kaça verdiğinizi simsarına, tüncer simsarına? Vallahi bilmiyorsunuz. Çünkü Çin'de yaşadım ama dediğim gibi tam olarak. Peki bizdeki tüccar alıyor. Tüccar aldı. O tüccar ne yapıyordu süngerleri? Süngerleri kayıtta birer çuval dolduğu zaman 7 dalgıçta 7 çuval oluyor. Kurutuyoruz. Yapıyoruz tekrar çuvallara. Alıp diyoruz bodruma telefonla. Gel süngerler mal git. Ömer Ayan. O kadar minibüsten gelir. Dolduruyor 7 çuval sünger. Götürür deposuna döker. Ben ona yazıyı veririm. Kaç kilo senin? 30 kilo. Senin? 45 kilo. Ötekinin mesela hep böyle dalgıçlar liste yaparım. Süngerlerini ayırırsın. Ayrı ayrı. Çuvallara deperim. Bodrum'a gönderdik. Ömer Ağa ne yapıyordu o süngeri alıp? Ömer Ağa satıyor, Avrupa'ya satıyor. Avrupa'ya satıyor. Direkt Avrupa'ya mı yoksa Yunanistan'a mı? Kalimnos'a mı? Yani sadece Yunanistan'a göndermiyordu yani. Ha, varmış. Enteresan. Direkt yani Almanya'ya, Hollanda'ya gönderiyordu. Öyle mi? Oradan kimler alıyordu? 15-18 tona kadar süngeri gitti. Oradan alan kişilerin kim olduğunu biliyor musunuz? Mesela Almanya'dan atıyorum. Yunan asıllı birileri mi alıyordu yoksa kimler alıyordu bunu? Yunanlılar alıyorsa ama esas başka yer alıyordu. Amerika. Amerika mı alıyordu? Amerika. Ha, Amerika girmiş için içine. Evet. O zaman yine Yunanlılar. Amerika'daki Yunanlılar. Geçmiş evet. Yunanlılar. Büyük ihtimalle. Evet. Ona bakacağız. Yani.